İzleyenler hayırlı akşamlar. Bir zirve programıyla daha karşınızdayız. Her hafta zirve programına Konya'mızın güzel simalarını konuk etmeye gayret ediyoruz. Bu bağlamda geçen hafta inşaat sektöründen konuklarımız vardı. Her hafta olabildiğince farklı konukları, farklı sektörleri ağırlamaya gayret ediyoruz. Bugün de özellikle hani hepimizin araştırdığı, gündeminde olduğu bir turizm firmasını konuk edeceğiz. Kendisi çok kıymetli dostum, yıllardır birlikte çalışmaktan gurur duyduğum çok değerli kardeşim. Haddam Turizm Konya Genel Müdürü Eyüp Kamil Gaysi Beyefendi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Öncelikle teşekkür ediyoruz programa katıldığınız için. Biz de teşekkür ediyoruz. Bugün turizm sektörünü konuşacağız, hac umre konuşacağız. Genel olarak Haddam Turizm olarak neler yapıyorsunuz onlarla alakalı konuşacağız. Ama öncelikle sizi bir kısaca tanıyabilir miyiz? Eyvallah. Öncelikle Sami Bey kardeşim, sizin şahsınızda tüm Kanal 42 ailesini ve ekranları başında bizleri izleyen seyircilerimizi şükranlarımızı sunuyoruz. Böyle bir imkanı bize sunduğunuz için de ayrıca size şahsınızda Kanal 42'ye teşekkürlerimi sunuyorum. Evet, teşekkür ederim. Tabii bugün kendimizi tanıtmadan 24 Kasım Öğretmenler Günü. En büyük öğretmen, en ulu öğretmen, en kutlu öğretmen Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salatü selamlar getiriyoruz. Onun dışında tüm öğretmenlerin, rahmetli hocamızın, Erbakan hocamızın, inşallah öğretmenlerimizin bu gününü tebrik ediyorum. Bizim için 24 Kasım'dan ibaret değil Öğretmenler Günü. Tüm günler bence öğretmenlerin günüdür diye düşünüyorum. Konya'da 1986 yılında dünyaya gelmişiz. Yıllardır Konya'dayız. Konyalı olmaktan da mutluyuz. Onu ifade edeyim. Selçuk Üniversitesi İşletme Bölümü mezunuyum. Uzun süredir de Hattam Turizm şu anda başladı. Turizmle meşgul oluyorum. Siz genel müdürü diye ifade ettiniz. Aslında Konya Konya Şube Şube Müdürü olarak Müdürlüğü. çalışmalarımızı yürüteceğiz. Zaten bu da yeni alınan bir görev, yeni tevdi edildi. Bir evladımız var. Bu şekilde Evet, üstadım. teşekkür ediyoruz. Şimdi Eyvallah. Haddam Turizm yeni açıldı. Kelime manası olarak öncelikle ne demek Haddam? Tabii o milletin, vatandaşlarımızın, insanların dikkatini çok çekiyor. Hattam kelime anlamında hizmet eden anlamına geliyor. Arapça kökenli. Evet. Hizmet eden anlamı çok güzel bir anlam. Zaten umre ve hac organizasyonları ve diğer organizasyonların hepsi de hizmet üzerine kuruludur biliyorsunuz. O yüzden ismiyle müsemma diyebiliriz Hattam Turizm'e. Bir de şunu ifade etmek lazım. Avrupa İslam Toplumu Milli Görüş'ün Hennes Tur diye bir firması var idi. Şimdi nasip olursa ikinci bir firma olarak da Hattam Turizm'i İGMG teşkilatı kurmuş bulunuyor. Nasip olursa Konya organizasyonunda biz inşallah yürütmeye çalışacağız. Rabbimiz utandırmasın. Hizmet etmeyi, ismimize müsemma bir şekilde hizmet etmeyi nasip etsin diyelim. Allah'ın misafirlerine hizmet etmek. Evet, siz de takip Evet. ettiğiniz gibi O Allah'ın kadarını. misafirlerine hizmet etmek Hattam Turizm'de inşallah bir Şeref. şereftir. Allah nasip O eder. ölçüde bakıyorsunuz. Eyvallah. Bu bağlamda hani turizm sektörüne baktığımız zaman hani çok geniş bir alan, çok geniş bir kapsam. Siz turizm sektörünü sektör olarak nasıl değerlendiriyorsunuz ve Hattam olarak ne tür çalışmalar yapıyorsunuz? Ne pozisyondasınız? Şöyle ifade edeyim. Tabii Hattam Turizm'in en ana başlığı hac ve umre organizasyonları olacak. Hac organizasyonu olarak bildiğiniz üzere Milli Görüş'ün hac organizasyonları. Umre'yi de yine herkese Milli Görüş'ün umre organizasyonları şeklinde devam edecek. Tabii bunun dışında turizm çok geniş bir alan. İç ve yurt dışı uçak bileti satışlarımız, turlar, bunlar herkese yine devam edecek. Yurt içi turlar nasip olursa ilkbahardan itibaren özellikle tabii turizmin açılmasıyla şu anda havalardan dolayı ve imkanlar neticesinde çok fazla olmuyor. İşte Çanakkale, Bursa, İstanbul ve buna benzer Antep, Urfa, Karadeniz gibi turlarımız. Yurt dışında özellikle Kudüs ağırlıklı olmak üzere Bosna'da herkese yine turlarımız olacak. Milli Görüşümüzün Ageza Bosna'da da bir turizm firması var. Onunla da yine kontak bir şekilde nasip olursa bu faaliyetler devam edecek. Bunun dışında alternatif otellere de bir çalışmamız mevcut. Alternatif deyince tabii biraz daha muhafazakar oteller. Alkolsüz, bay ve bayan havuzları ayrı. Biraz daha İslami altyapıya müsait oteller. Bu otellerin de işte grup rezervasyonları, bazı toplantılar, münferit rezervasyonlarını inşallah takip edeceğiz. Biliyorsunuz son dönemde alternatif otelde bayağı bir açıldı Evet. Türkiye'de. Bunun üzerine de bir yoğunlaşmamız olacak.
şimdiden itibaren de başladık. Sömestr'de de mesela bu anlamda çok ciddi gruplarımız var. Öğrenci gruplarımız var, normal münferit gruplarımız var. İnşallah bunlara devam edeceğiz. Hangi bölgelerde var peki muhafazakar oteller? Muhafazakar otelin ağırlığı tabii bulabiliriz ama tabii sınırlı sayıda. Diğer otelleri değerlendirdiğimiz zaman binlerce otelden söz edebiliriz. Ama muhafazakar oteller şu an için Alanya, Antalya bölgesi, Akdeniz bölgesine biraz aktif. Onun dışında Nevşehir, Ankara, Afyon bu bölgelerde mevcut. Yani özellikle Konyalılar anlamında düşündüğümüz zaman yerel bazda tabii İç Anadolu'ya daha yakın bölgelerde. Yani İstanbul'da da var, Karadeniz bölgesinde de alternatif oteller var. Ama biz daha çok Antalya bölgesi ve Afyon bölgesi ağırlıkta bir hizmetimiz oluyor. Şimdi hani bu geziler, otel rezervasyonları temel olarak izleyicilerimizin de kısmen yaşadığı sıkıntıların başında işte vize problemleri geliyor. Akabinde işte gidildiği zaman otelle alakalı problemler geliyor. Siz bu noktada nasıl bir tedarik yapıyorsunuz? Hizmet verdiğiniz müşterilere ne farkındalık sunuyorsunuz? Yani şöyle ifade etmemiz lazım. Şimdi bizim normal umre çalışmasında vizeleri zaten biz takip ediyoruz. Onun dışında şu an için yurt dışındaki yapacağımız organizasyonlar genelde vizesiz. Avrupa ve diğer vizeli ülkeler olduğu zaman da yine onu şirket olarak biz organize ediyoruz. Tabii vize konusu açılmışken herkesin üzerinde durduğu şu anda bayağı bir gündemi meşhur eden bir konu var. Evet. Konu. 3 senelik geçmişte 3 sene öncesine kadar gitmiş olan umrecilerden tekrar Arabistan hükümeti böyle bir uygulama talebinde bulundu. Tabii bununla alakalı şu anda farklı şeyler devam ediyor. Ama zannediyorum yani bununla alakalı hani bir süsletme anlamında çoğu yerde de son dönemde bir açıklamalar da geldi, haberler de geldi. Şeyden ifade ediyorlar yani bu dönem nasip olursa zannediyorum yani birkaç aya kalmadan net bir şekilde inşallah kalkacak. Yani öyle bir sorun ortadan kalkmış olacak. Tabii bu bizim bütün umre yolcularında bu Suudi Arabistan'la alakalı vize konusundan bahsediyoruz evet, değil mi? Evet. Yani şimdi onu bir de açarsak nedir yani aslında tam net de bilmiyoruz biz o yani meseleyi. Yani daha önce ifade ettim son 3 yılda geçtiğimiz 3 yıl içerisinde umreye giden vatandaşlara tekrar gittikleri zaman ekstra bir vize uygulaması ortaya koydular. 2000 riyal gibi ekstra bir şey. Tabii bunun şu anda uygulanabilirliği ile alakalı ciddi problem var. Tabii bu umrecileri de etkiledi. Ama şu anki son dönemdeki haberler, Diyanet'ten de bazı haberler geliyor. Zannediyoruz şu anda öyle bir sorun ortadan kalkmak üzere kalktı gibi. Öyle düşünüyoruz yani öyle görüyor, öyle görünüyor. Ama net bir şekilde kesin bir şey söylemek de şu an için doğru olmaz. Hani şimdi turizm sektörünü bir ayırmak lazım aslında. Bir alternatif turizm, bir sizin yaptığınız haç umre. Bu bağlamda değerlendirdiğimiz zaman hani sağlık sektörünü de çok ticari olarak göremeyiz. Mesela özel hastaneleri kısmi olarak ticari tanedir ama onu tam olarak özel sektör klasmanına alamayız. Aynı sizin yaptığınız işte buna benzer. Çünkü orada insanlar gidecek, hac vazifesini yerine getirecek. Orada o manevi hazları, duyguları yaşayacak. Kesinlikle. Ümre de hakeza aynı şekilde o hazları, o duyguları yaşamak için buralara gidecekler. Bu havayı teneffüs etmek için, Peygamber Efendimiz'in gezdiği topraklara adım atmak için, ayak basmak için. Burada hani biz duyuyoruz firma olarak gidenler genelde memnun kalıyorlar işte firmalardan, sizin firmanızın ve muadiliniz olan işte Hattam, Hennes gibi firmadan memnun kalıyor şeyler genel olarak vatandaşlar. Yalnız işte hacda ya da ümrede siz hoca seçerken nelere dikkat ediyorsunuz? Kafile başkanlarında nasıl standartlar sağlıyorsunuz ki insanlar geldiği zaman bana anlatıyor mesela ben birebir şahit oldum. Sizinle gitmiş ve hocadan dolayı memnun kalmış tekrar gideceğim diye. Tabii. Benim kendim şahsen duyduğum. Evet. Siz bu noktada nasıl bir çalışma yapıyorsunuz? Şunu belirtmek lazım. Hac ve umre ibadeti kendine göre fıkhı olan ve diğer ibadetlere nazaran biraz daha durumu farklı. Kesinlikle umre ibadetiyle alakalı bilinçlendirme seminerleri ve kalite bir hoca rehberliğinde olması gerekiyor. Bu anlamda bizim artımız şu, Milli Görüş'ün haç ve umre organizasyonu olduğu için şirketimiz yılların bir tecrübesi söz konusu. Bundan dolayı bu rahatlığımız mevcut. Sadece Türkiye'deki hocalarımızdan istifade edilmiyor. Avrupa'dan da hocalardan istifade ediliyor. Geçmiş dönemde Hennes Tur Genel Müdürümüz Cengiz Bey var Konya'da, o da biliyorsunuzdur. Onlar da çoğu defa ifade etmişlerdir. Biz her grubun, her kafilenin dışında Türkiye'den hocalarımızın yanı sıra ayrıca Avrupa'dan hocalarımızın da
yönlendiriyoruz ve başında gönderiyoruz. Bu donanım anlamında çok önemli bir olay. Yani bu donanıma sahip Milli Görüş Haç ve Umre organizasyonları, hamdolsun. Tabii bunun dışında oradaki organizasyona sahip çıkmak da çok önemli. Şunu belirtmek lazım. Umre organizasyonu çok kompleks bir organizasyon. Yani örnek Dain'le bahsetti. Bir uçak bileti sattığınız zaman uçak biletini satıyorsunuz. Bir daha o misafirle, o kişiyle çok fazla belki muhatap olmuyorsunuz. Ama şu an umreyi değerlendirdiğimiz zaman 24-25 günlük umrelere varıncaya kadar programlar mevcut. Özellikle Konyalılar 24-25'i de çok tercih ederler. Biz oraya gittik mi kalmayı çok isteriz yani, evet. Allah'ın izniyle. E tabii 24 gün boyunca, 25 gün boyunca biz o insanlarla beraberiz. Onlarla faaliyetler yapmamız gerekiyor. Onları bilinçlendirme seminerleri yapmamız gerekiyor ve en güzel bir şekilde umre ibadetini yerine getirmelerini sağlamamız gerekiyor. Bu anlamda hocaların donanımı çok önemli. Elhamdülillah hocalarımız bunu en güzel bir şekilde dolduruyor. Daha önce siz de ifade ettiniz. Belki ufak tefek aksaklıklar olsa bile hocalarımız bu aksaklıkları tölere edebiliyor. Hamdolsun giden haç ve umrecilerimiz de şeyler, bu noktada çok iyi niyetli ve hasbiler, hamdolsun. Onlar da bunları tölere edebiliyorlar. Bir de şunu söyleyeyim, bu ekstra bir faaliyet. Bizim Hattan Turizm'in umrecilerine yönelik özel programları da mevcut. Mesela biz umre programı yapmadan önce, umreye götürmeden önce umrecilerimizi bir veya iki hafta öncesinde güzel bir otelin seminer salonunda toparlıyoruz Sami Bey kardeşim. Onlarla beraber bir seminer organize ediyoruz. Orada ne yapmaları gerekiyor, nasıl bir yapı içerisinde olmamız gerekiyor. Yani tabiri caizse buradan götürülmesi gereken ne var oraya ve oradan getirilmesi gereken neler var. Bunlarla alakalı çok ciddi seminerler organize ediyoruz. Ki şöyle bir görüşüm var, şahsımın görüşüdür bu. Umre'ye gitmeden önce bizim kendi hacılarımızın ve umrecilerimizin de orayla alakalı bir donanıma sahip olması gerekiyor. Sadece hoca anlamında da yeterli, evet, değil. Bu nokta çok önemli. Tabii. Bu noktada mesela kitapçığımız vesaire, seminerler devam ediyor. Onlar tamam. Diğer bir boyut, giden hacılar ve umreciler İslam tarihini, siyer kitaplarını, Efendimiz Aleyhisselam hayatını güzel bir şekilde analiz etmeli. Yani bu boşluğu bazen hocalardan da etkilenemiyor biliyorlar. Bazen farklı sıkıntılar oluşabiliyor. O yüzden altyapıyla gidersek eğer hiçbir problem ortada kalmaz aslında. En güzel bir biçimde faydalanırız. En güzel bir biçimde yararlanırlar diye düşünüyorum. Evet. Gerçekten hani umre olsun, özellikle haç farizası, çünkü insanlara farz olduğu andan itibaren gidilmesi gereken bir şey. Bu noktada aracı firmalar çok etken. İşte insanlar geldiği zaman hep konuşuyorlar, işte oradaki şey, ulaşımdan tutun otel, konaklama, diğer bütün şeyler konuşuluyor bunlar. Siz şunu ifade ettiniz, dolu dolu gitmekte fayda var, çünkü okuyarak, araştırarak gitmekte fayda var. Yani biz de bu noktada tavsiye ediyoruz. Hani biz de umre ziyaretinde bulunmuş birisi olarak gerçekten okuyarak gitmenin, araştırarak gitmenin, oradaki topraklarda neler olmuş, Peygamber Efendimiz hangi hadiseleri nerelerde yaşamış, bunları birebir önce okuyarak, araştırarak, daha donanımlı sonra da bir şekilde, değil mi, yerinde görüldüğü zaman çok daha farklı oluyor. Evet. Evet. Şimdi haç umre organizasyonları ne aralıkta devam ediyor? Şimdi ayda bir mesela izleyicilerimizden, mesela her ay veya ay belli günlerinde mi var? Şöyle ifade edeyim, merak ederse nasıl? Şöyle söyleyeyim. En son şu an için umre şeyi başladı. Salı günü itibariyle ilk kafilemiz umreye inşallah gönderdik. Hayırlısını, umrelerini Rabbim yapmalarını nasip eylesin. Bundan sonraki süreçte de her ay belli tarihlerde, özellikle ayın ortası gibi Konya'dan direkt uçaklarla umre çalışmamız devam ediyor. Konya için söylüyorum. Tabii Hattam'ın farklı şubeleri var. Ayrıca bizim diğer bir firmada biliyorsunuz Hennestur'dur. Onun da Türkiye'de şu anda çok ciddi şube çalışması mevcut. Onlar da farklı bulunmuş oldukları şehirlerden yine organizasyonu takip ediyorlar. Yani Konya için söylediğimiz zaman Konya'dan direkt uçağı kaldırıyoruz. Bu çok önemli bir olay. Evet. Buradan umrecimiz uçağa biniyor ve inşallah direkt Medine'ye veyahut da Cidde'ye havalimanına iniyor. Bu çok güzel bir rahatlık. Bu oturtuldu elhamdülillah. Yani son dönemde Konya'dan direkt olmayan bir uçağımız söz konusu değil. Peki bu ne sıklıklarla oluyor? Her ay belli gruplarımız var. Hayın genelde ortası gibi. En son grubu da salı günü gönderdik. Bu hafta salı günü inşallah oraya vardı. Şu anda Medine'deler. Genelde programlarımızda da ilk gidiş Medine ağırlıktadır. Yani uçağın veriliş tarihine göre. Tabii bu da önemli yani. Cidde olduğu zaman biliyorsunuz ihramla gitme gibi bir durum söz konusu. Ama Medine olduğu zaman buradan gidiyor. Medine'de 3-4 günlük
ibadetin neticesinde dinleniyor, ibadetlerini yapıyor ve Kabe'ye hazırlanarak devam ediyor. Yolda ihrama girebiliyor umrecilerimiz. Nasip olursa bu sene de beraber gidelim inşallah. Burada da sözünü almış olalım, evet, ekranları başında. İnşallah bu sene beraber gideceğiz. İzleyicilerimizden de eğer hani dahil olmak isteyenler olursa bugün Hattam Turizm'in Konya Şube Müdürünü misafir ediyoruz. Sizinle iletişime, irtibata geçebilirler. Şöyle bir şey söyleyeyim. Bu arada ufak yeriniz nerede peki? Ha, yeri tarif edelim. İstanbul Caddesi'nde bu ışıkların olduğu bir yer. Konya'nın merkezi diyebileceğimiz bir yerde. Hatta eski Konyalılar daha iyi bilir. Eskiden Fenli Fırın varmış. Biz de bilmiyoruz ama babamgilin dönemi, babamlar daha iyi bilirler. Rahmetli babaannem çok daha iyi bilir. Evet, eskiler iyi bilir. O Fenli Fırın'ın köşesindeyiz biz. Birinci katta ay işanı. Evet. İnşallah tüm dostlarımızı, tüm Konyalıları bekleriz. Çayımız kaynıyor. Evet. Bu arada sosyal medyadan da takip ediyoruz. İzleyicilerimiz mesaj gönderiyorlar. Mustafa Yıldırım Bey, Sami Sarı Beyefendi, Ziya Eker Beyefendi, Mehmet Aykanat Beyefendi mesajlarını gönderiyorlar. Teşekkür ediyoruz. Alaaddin Kaygusuz Beyefendi, Bünyamin Önal, Recep Ertopal Beyefendiler mesajlarını gönderiyorlar. Sağ olsunlar. Hakkari'den bizi izleyen İmran Sığırcı Bey'e de teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bir yandan da sizin kültür turlarınızla alakalı kısımla konuşalım isterseniz. Şimdi Konya'da rutin turlarınız gerçekleşiyor işte. Şehir içi, Karadeniz'dir. Bu tarz turlar yapıyorsunuz muhakkak. Fakat biz şunu değerlendirmek istiyorum ben burada. Balkan turlarınız var mı? Bu noktada nerelere gidiyorsunuz? Çünkü Balkanlar çok önemli. Diğer coğrafyada yaptığınız turlar ne tarz turlar var? Şöyle söyleyeyim. Balkanlarla alakalı Balkanların sezonu biraz daha ilk var. Şu an için bir planlama söz konusu onunla alakalı. Dediğim gibi bizim Balkanlarda kontak, direkt Milli Görüş'ün kendi ajantası var. Onunla da inşallah kontak bir şekilde hareket edilecek. Balkanlar, çok güzel ifade ettiniz. Çok bu noktada açık bir bölge. Konyalıların da gidebileceği, yani bize de çok uygun, tarihiyle, her şeyle çok güzel bir bölge. Hızlandıracağız. Balkan turunda bu sene çok hızlandırmayı planlıyoruz. Onun dışında Kudüs çok ciddi göz önünde ve şu anda çok üzerine düştüğümüz bir program. Yani evet. Umre'nin dışında ve Balkanların dışında. Yani Kudüs'ü sahiplenmemiz gerekiyor. Kudüs'e gitmemiz gerekiyor. Biz de geçmiş dönemlerde Kudüs'e birkaç kere gitme imkanı bulduk. Nasip olursa bütün Konyalıları da götürmeyi planlıyoruz. Çok uygun fiyatlarda. Hani düşündüğümüz zaman, diğer turlarda değerlendirdiğimiz zaman Kudüs çok pahalı bir şu anda program değil aslında. Hani fiyatı da yine bize birebir de ulaşabilir şahıslar. Ama şu an için fiyat vermek şey değil ama şunu söyleyeyim. Çok uygun fiyatlarda. Kudüs'e özellikle Umre'ye gidenlerin, özellikle Kudüs'e de gitmelerini ve bütün Müslümanların Kudüs'e gitmelerini arzu ediyoruz. Ve Kudüs'te şu var. Bizi bekliyorlar yani. Turizm de olsa, başka bir şey de olsa, niyetimiz ne olursa olsun orada bizi gördükleri zaman durum tamamen değişiyor. Evet. Kudüs bizim için çok önemli. Bunun dışında İspanya, Malezya, İran ve buna benzer turların üzerinde de duracağız. Ama şu anda ağırlığımız Bosna ve Kudüs üzerine olacak. Öyle gözüküyor. Evet. Çünkü talep de o yönde, yani fiyatlarla alakalı da bunu belirtmek lazım. Tabii son dönemde doların yükselmesi de... Tam o konuyu söyleyecektim. Evet. Dolar ve euro ikisi de birlikte. Tabii dolar euroya geçmek üzere. Evet. Yani biraz daha böyle devam ederse. Biz sektöre ilk girdiğimiz sıralarda farklı firmalarda da bulunduk geçmişte. Dolarla euronun arasında dağlar vardı. Şu anda o dağlar eridi. Tabii doların bu şekilde olması umre piyasasını da etkiliyor. Yani ciddi anlamda etkiliyor, ben öyle görüyorum. İnşallah düzelecek. Ekonominin düzeleceğine umut ediyoruz, inanıyoruz. İlerleyen vakitlerde daha farklı olacak. Evet. Tabii şu da bir gerçek. Umre ile o vize olayı, ekstra vize olayı, yani dolarla beraber umreyi çok etkiledi. Yani şu anda bir de tabii insanların da talebiyle alakalı. Ama şunu belirtmek lazım. Hamdolsun geçtiğimiz senelerde Türkiye'den 400 binin üzerinde vatandaş umre seyahatinin içerisinde olmuş. Hac ve umre seyahatin. Bu anımsanmayacak. Yani Türkiye genelinde. Evet. 400 bin ortalamasından, 450 bin ortalamasında bir rakamdan bahsediyoruz. Bu da ciddi bir rakam. Hamdolsun şükretmemiz lazım. Ve çevrenizde de görüyorsunuzdur. Herkes hacca yazılır.
hacca gitmek için bekler. Zannediyorum milyonlarca insan da şu anda hacca gitmeyi bekliyor. Yani yarın bir kota uygulaması olmasa herhalde 1 milyon kişi Türkiye'den gider yani hacca. Evet, öyle de bir şey var. Hamdolsun yani. Ciddi o noktada bekleyenler var. 7 yıl bekleyenler var. Evet. 8 yıl bekleyenler var. Bununla alakalı hani siz sektör sıkıntıları olarak değerlendirecek olursak sizin sektörün temel sıkıntılarından birisi de bu vize. Hac vizesi alma konusu aslında. Bu vizeler açılır mı ilerleyen dönemlerde? Yani bu vatandaşlar ne zaman o özlemlerini giderebilirler? Yani şimdi şöyle, bu soru aslında kolay bir soru değil. Onu söyleyeyim. Evet. Hac ve Umre'de vize problemi elhamdülillah hamdolsun şu an için gözükmüyor. Ama Hac'la alakalı tabi bu uluslararası bazda bir sorun diyebiliriz. Evet. İşin açıkçası'na baktığımız zaman şu anda... Çünkü şimdi Arabistan'a baktığımız zaman hep bir iyileştirme çalışmaları yapılıyor. İşte genişletiliyor, evet. Oteller çoğaltılıyor, bölgeler genişliyor. Orada bir çalışma gözüküyor. Ama niye böyle oluyor değil mi? Bu tarafından baktığınız zaman kontenjan artmıyor. Yani biz burayı tabii şöyle dedim ya, uluslararası bir olay söz konusu. Arabistan'ın orada izlemiş olduğu strateji de çok farklı. Yani bunu da anlamak mümkün değil. Yani biraz da bizi aşan bir konu işin açıkçası, ama şunu belirtmek lazım. Dua edelim inşallah. Yöneticilerimiz de bu noktada bastırlarsa eğer, ilerleyen dönemlerde sanki kotalar vesaire kalkabilir. Bu olmayacak bir şey de değil. Şu anda Arabistan'da belli ülkelerinde bir şeyi var. Gitmeme anlamında da bir durumları söz konusu. Gitmiyorlar yani bazı ülkeler. Aslında onunla alakalı da bir boşluk var. Tam biz bir boşluğu değerlendireceğiz derken bir de ekstra vize uygulaması diye bir şeyin ortaya çıkması tamamen sektörün yapısını ve insanların yani olaya bakış açısını değiştirdi. Şöyle bir şey ifade edeyim. Umre'ye ve hacca giden yolcularımız, umrecilerimiz rakamsal anlamda çok zengin, çok böyle müthiş paralar kazanan insanlar falan değil. Kesinlikle. Bunu kesin de ifade etmek lazım. Tabii yaşımız genç, çok fazla da bu noktada çok üst perdeden konuşmanın bir anlamı yok. Ama şunu ifade edeyim, biz geçmişte hep şunlara şahit olduk. Emekliler mesela daha fazla gidiyor. Hacı abilerimiz, hacı teyzelerimiz dişinden tırnağından arttırdığıyla umreye ve hacca gidiyor. Evet. Yani bunu gördüğümüz zaman buradan tabii bütün genç kardeşlerime de seslenmek istiyorum. Bizlerin her türlü gitmesi lazım. Hamdolsun umre sektöründe olmak, umre turizminin içerisinde olmanın en çok hoşuma giden tarafı bu. Yani yıllardır umreye gitmeyi ve orayı görmeyi de Rabbim bize nasip ediyor. Bu vesileyle nasip etmiş oluyor. Beraber de belki umre yolculuğumuz oldu geçmişte değil mi? Evet. Yani orayı... Yani turizm her noktasıyla affediyoruz biz. Umre turizmi olduğu için her noktasıyla seviyoruz. Bu noktada insanların gidip geldikten sonra bir Allah razı olsun demeleri bizim için her şey bedel bu anlamda. Evet. Bir de şöyle bir güzellik var. Bunun yanı sıra bu bereketi yaşarken bir de rızkımızı temin etmemiz var. Rabbimiz herkesin rızkını arttırsın. Bereketli bir şekilde, İslam'a uygun bir şekilde rızık kazanmayı da bizlere nasip etsin diyorum inşallah. Şimdi ilk bölümü noktalayacağız. Yalnız şurayı hemen de toparlayıverelim. Orada söylemek istediğim şu var. Siz bireysel olarak da hani gençlerin Umre'ye gitmesi noktasında ciddi gayret sarf ediyorsunuz. Bundan dolayı teşekkür ediyoruz. Muhakkak sizinle işte sizin vesile olduğunuz birçok genç kardeşimiz de şu an bizleri izliyorlar. Ve içinde özlem olan, hani gitmeyi isteyen, arzu eden özellikle genç kardeşlerimize tavsiyemiz bu noktada. Muhakkak genç yaşta görülmesi gerekiyor. Kesinlikle. Hani maddi sıkıntı, zorluk hiç bitmiyor. İnsanın hayatında her zaman Allah'ın olabiliyor. Ama isteyince insan çok rahat bir şekilde o sıkıntıları aşabilir. Belki biraz sıkıntı çekilebilir. Yalnız bugün hani kullandığımız telefonlardan bakalım. Diğer harcadığımız harcamalara genel bir değerlendirme yaptığımız zaman aslında Umre bedelinin çok üstünde bedeller harcıyoruz. Şunu söyleyeyim bu arada antiparantez. Geçtiğimiz sene Anadolu Gençlik Derneği'ni biliyorsunuz. Evet. Biz de Anadolu Gençlik Derneği'ni de ayrıca münferit olarak çalışmaya gayret ediyoruz. Anadolu Gençlik Derneğimiz geçen sene 35-40 tane öğrenci, biz de başlarındaydık, götürme fırsatı buldu. Evet. Ve çok uygun rakamlarla biz de gerekeni yaptık ve orayla buluşturdu. Ve bu kardeşlerimizi gördüğümüz zaman olayın ne kadar gençken gidilmesi gerektiğiyle alakalı. Tabii yaş ilerledikten sonra bazı şeyleri yapmak ve bu noktada ibadetlere durmak biraz daha zorlaşıyor. O yüzden gençken görmenin durumu çok farklı. Hemen ara vermeden şunu da söylemiş olayım. Bu sene de nasip olursa 20 Nisan'da bir organizasyonumuz olacak. 20 Nisan'da şimdiden tarihini attık. Kısa bir umre bu. Konya'dan direkt götüreceğiz. İnşallah genç kardeşlerimizi onu davet etmiş olalım. Evet. Allah nasip eder. İkinci bölümde gene oradan bir başlangıç yapalım. Şimdi kısa bir reklam arası. Akabinde gene buradayız. Buyurun efendim, şimdi reklamlar.
Kıymetli izleyenler, Zirve programının ikinci bölümüyle karşınızdayız. Bugün birinci bölümde de bahsettiğimiz üzere Haddam Turizm Konya Şube Müdürü Eyüp Kamil Gaysi Beyefendi bizlerle birlikteydi. Bu arada sosyal medyada canlı yayınlarımız devam ediyor. Oradan sorularınızı, görüş, öneri, dileklerinizi iletebilirsiniz. Diğer bütün sosyal medya alanlarından bize Zirve programı yazarak ulaşabilirsiniz. Sizin genel sorularınızı da buradan Eyüp Kamil Beyefendi'ye ulaştırmaya çalışırız. Şimdi birinci bölümde genel olarak haç umre organizasyonlarını konuştuk, değerlendirdik. En son genç neslin umreye gitmesi noktasında evet. Sizin bireysel olarak yaptığınız çalışmalar var. Bunları ben çok önemsiyorum. Onunla alakalı genel toparlayacak olursak siz neden önemsiyorsunuz gençlerin umreye gitmesi? Sami Bey, birinci bölümde ifade ettiğimiz gibi bu ibadet kolay bir ibadet değil. Bedensel bir yük var. Bedensel bir ağırlık içerdiği için genç olduğu zaman daha rahat hareket edebiliyoruz. Kondisyonumuz ona göre oluyor tabiri caizse. Evet. Bu anlamda tabii ki diğer umreciler de gitmeliler. Ama gençken oraları görmek ve istifade anlamında da daha güzel istifade edecekleri kanaatindeyim. Zaten umreye gitmede şöyle bir olay vardır. Umreye bir kere giderse bir kişi devamı gelir. Evet. Sorun yok. Evet. Yani umre turizmi, o yüzden turizm sektörüne baktığımız zaman umre hayatta bitmeyecek bir bağımlılık yapan bir turizm. Aynen. Bağımlılık bir turizmdir umre yani. Turizm, aynen evet. Öyledir. Başka şeyler mesela Çanakkale, Bursa'ya belki senede bir kere veya ömründe bir kere veya iki kere gider. Ama umreye bir kere giden devamını getirir. Evet. Onu da Arabistan bildiği için herhalde o son 3 yılı ondan dolayı evet. mı ortaya çıkarmış bilmiyorum. Ama inşallah o da olmayacak. Hatta şimdi. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor. Bir umre ile diğer bir umre arasındaki günahlara da kefaret oluyor umre. Evet. Yani bir sene gittiniz, ikinci sene de gittiniz. Aradaki umreler inşallah Şöyle bir şey var mı? Şimdi hep genel bizim oturumlarımızdaki muhabbetlerde geçen bir konu vardır. İşte umreye gidersen hacca gitmen kesinlikle gerekir. Eyvallah. Yani böyle bir bağlantı kurulur. Burada bir zorunluluk atfedilir. İşte nedir aslında bu işin içeriği? Şimdi siz bu soruyla bizi köşeye sıkıştırmaya çalışıyorsunuz ama biz kolayla sıkışmayız. Onu ifade edeyim. Evet. Şöyle bir olay var. Bu biraz daha fıkhi bir mesele. Evet. Onu ifade etmek lazım. Ama ben şunu söylüyorum. Umre'ye gidecek paraya sahip olan, gidecek imkana sahip olan bir kişi hacca da gidebilir. Evet. Onu söyleyeyim. Yani haçın farziyeti de şudur. İmkan dahilindedir hac. Umre sünnet bir ibadettir biliyorsunuz. Bunlar genel fıkhi meseleler olduğu için rahat konuşuyorum. Normalde evet. bizim ilmimiz bunları konuşmaya yetmez. Ama umreye gittiği için hacca gidebilecek de ücreti kazanabilecek veya ücreti olan veya o imkanı olan anlamına gelip düşüncesiyle zannediyorum öyle bir şeyde bulunuyorlar. Normalde böyle bir şey herhalde söz konusu değil. Evet. Ama herkes, umreye giden herkes Allah'ın izniyle hacca da gidebilir, bu imkanı bulabilir. Çünkü umre ile hac arasında çok büyük farklar yok. Zaten Türkiye'ye baktığımız zaman bu 7 yıl uygulamasından dolayı herkes daha çıkmaz diye mesela yazılan da çoktur yani. Evet. Elhamdülillah bu da güzel bir artı. Tabii şimdi 7 yılda geçti. 8 yıllıklar var, 9 yıllıklar var. O da ayrı bir nokta yani. Öyle bir de süreç. Evet. Mevzu bahis. İnşallah yani o 8-9 yıl özlemle bekleyen, hasretle bekleyen vatandaşlarımıza da inşallah bir an önce çıkar diye ümit ediyoruz veya kontenjanlar artar. İnşallah. Daha fazla insan orada hac farizasını kesinlikle yerine getirmiş olur. Kesinlikle. En büyük kıyam şimdi, hareketidir çünkü. Umre önemli bir nokta çünkü insanlar bazen oluyor yılda iki kere bile gidebiliyor veya kesinlikle. Yılda bir kere gidebiliyor. Çok artık sık hale geldi umre ziyaretleri. Evet, imkanlarımız da son evet. dönemde arttığı için hamdolsun çok zorlanmadan herkes gidebiliyor. Sizin de farklı uygulamalarınızı duyuyoruz etrafta. Siz umrede ne farklılıklar sunuyorsunuz? Şöyle söyleyeyim, çok farklı ekstra durumlarımız illaki mevcut. Ama belli noktalarda şu anda belli bir şeyin düzeyinin üzerindeyiz. Şöyle ifade edeyim, Konya'dan direkt umreyi bir kere kesinlikle, yani uçaklarımız Konya'dan direkt gidiyor Arabistan'a, onu belirtmemiz lazım. Onun dışında Türk Hava Yolları'nı tercih ediyoruz. Çok farklı firmalar var biliyorsunuz havayolu şirketleri arasında. Genelde yani daha çok Türk Hava Yolları üzerinde duruyoruz hizmet kalitesi anlamında. Mekke ve Medine'de profesyonel bir ekibimiz mevcut. Dedim ya çok kompleks bir organizasyon. Mekke ve Medine çok önemli o ayaklar. Bütün grupların başında kafile başkanları ve grup başkanları gidiyor. Mesela şu uygulama da çok önemlidir. Grupların durumuna göre bayan hocalar da gönderiyoruz. Bayan hoca da çok önemli. Çünkü evet. bayanların özel durumlarıyla alakalı da orada
yardımcı olmaları anlamında. Bu da ekstra bir durumdur. Tabii gitmeden önce birinci bölümde de ifade ettim. Seminer organizasyonu çok kıymetli bir organizasyon. Yani şimdi seminer dediğimiz zaman inşallah bunun yaygınlaşmasını, diğer ajantaların da yapmasını da arzu ederiz. Şöyle bir olay. Düşünün 25 günlük, 1 aylık bir organizasyona gidiyorsunuz ve bir hazırlığınız mevcut değil. Çünkü bu hazırlığı yapmanız lazım. Sadece haç malzemeleri almaktan ibaret değil yani, evet. Haç umre. Biz haç ve umre deyince böyle bir haç malzemelerine bir ağırlığımız oluyor. Öncesi elbise, onu hazırlarız. Aynen. Konya'da bu çok şeydir. Biz bir dönem haç malzemeleri sektöründe de bulunduğumuz için söylüyorum. Hatta bizde şöyle bir olay var. Bu da nükte olsun diye ifade edeyim. Şimdi $1000 farz-ı misal bize şey verir hacımız, görüşürüz umrecimiz, pazarlık yapar bizde. Evet. Biz $50 işte $100 pazarlık meselesi vardır. Bir bakarsınız haç malzemeleri de $1000'dan fazla alışveriş yapmıştır. Evet. Çünkü biz haç malzemeleri de yaptığımız için belli dönemlerde onu da görüyoruz. Tabii onu da yapacağız. Haç malzemelerinin o hediyeleşme de umre ibadetini yani güzelleştiriyor tabii. Tabii. Motivasyonu arttırıyor. Ama asıl olan burada kaliteli şirketleri tercih etmek inşallah. Adıyla müsemma şirketler, Hattam hizmet eden değil mi? Evet. Hizmet eden şirketlerle beraber olmaları. Müsemma olan bu. Doğru olan da bu. Yoksa şunu ifade edeyim. Şu anki umre piyasası şartlarında ekonomi durumu da belli. Yani firmalarda böyle çok afaki uçurumlar olmaması lazım. Olduğu zaman bunlarda kesinlikle problemler çıkıyor. Onu belirtmek lazım. Şimdi bizim fiyatlarımız öyle. Ortalamada. Yani tam bir ortalamadayız. Ne çok üstteyiz ne en alttayız. Tam ortalamada götürüyoruz. Ama hizmet kalitesi olarak Avrupa Toplum İslami Görüş, Milli Görüş'ün, İGMG'nin bu umre şirketlerini kurmasındaki en temel amaçlardan biri para kazanmaktan ziyade insanlara hizmet etmektir. Onların orada şuurlanmasına katkı sağlamaktır. O topraklarla insanları buluşturmaktır. Bu amaçla yola çıkılmıştır. Ve bundan dolayı tabii ki ekstra durumlarımız bu anlamda oluyor. Mesela şunu ifade edeyim. siz de belki gittiğinizde umrede görmüşsünüzdür. Evet. Milli Görüş yazılı Medine'de bir otelimiz mevcut. Bunu herkes bahseder, her giden. Gidenler görür. Tabii otelin olması, orada imkanların olması, otelin, bu çok güzel bir olay. Fiyatlara da bu yansıyor. Hizmete de bu yansıyor. Bugün umre ibadeti kitapçığından çantasına, Türk Hava Yolları Hava Yolları şirketinden otel kalitesine varıncaya kadar kompleks bu organizasyon. Bunların hepsi rakamı etkileyebiliyor. Ben burada şunu tavsiye etmek isterim. Tabii ki az paralar vermiyoruz. Şu anki kuru düzeyinde bildiğim için söylüyorum. Az paralar değil. Ama 25 günlük bir organizasyonda pazarlık ve para durumunu iyi organize etmek lazım. İyi analiz etmek lazım. Tabii hiçbir şirket bu noktada kesinlikle onlarla alakalı şeyimiz yok. Herkes güzelini yaptığını iddia ediyoruz. Ama en güzelini inşallah biz yapmaya çalışacağız, gayret edeceğiz. Bunun için mücadele ediyoruz. Ki birinci bölümde siz açılışta söylediniz. Allah'ın misafirleri ne hizmet etmek bizim için en büyük şereftir diyor. Ki Hennes Tur'da da sürekli reklamlarda, Kanal 42'de de görmüşlerdir seyircilerimiz. Öyle tahmin ediyorum. Evet. Bu düsturla hareket ediliyor. Niyetimiz bu. Allah'ın izniyle inşallah. Teşekkür ediyoruz. Bu noktada çok güzel bir değerlendirmede bulundunuz. Ümre ziyareti gerçekten haç, ümre. Önemli konular. Vatandaş da istiyor ki hani para verdiğimiz zaman orada en güzel bir biçimde sıkıntı yaşamayalım. Otel sıkıntısı yaşamayalım. İbadetimize odaklanalım. Bunlar istiyor. Kesinlikle. Onun için hani fiyat aralığını belki bir kısım hiç önemsemiyor. Bazı kısım önemsiyor. Küçük. Şöyle ifade edeyim. Bununla alakalı mesela istiyor. Bizim ekonomik programlarımız da var. Lüks evet. programlarımız da var. Çoğu firma mesela belki lüks program üzerine organizasyon yapamayabiliyor. Niye? Programı ona göre uygun elemanı evet. vesaire ayarlaması sıkıntı olabilir. Belli gruplar üzerine yoğunlaşabilir. Tabii oradaki organizasyon gücünden dolayı lüks programlar da var. Yani bu anlamda tercih sıkıntımız yok. Yeter ki misafirimizin, umrecinin veya hacının ne yapmak istediğini veya nereye gitmek istediğini biz anlayabilelim. Onun ekonomik durumunu vesaire tarttıktan sonra gerekli yere kanalize edebiliriz. Ederiz Allah'ın izniyle. Bundan dolayı bunu yaptığımız zaman da rahat hareket etmiş oluyoruz. Evet. Çünkü beklentiler veya verilen rakamlarla karşılıktaki beklentilerin uyuşması lazım. Doğru orantılı olması lazım. Bu doğru orantıyı yakaladığınız zaman problem ortadan kalkıyor. Geldiği zaman hem o parayı verip hem o ücreti ödeyip hem de size teşekkür edip Allah razı olsun demeli umrecimiz. Allah muhafaza buradan bir meblağlar alıp oraya gidip Kabe'nin karşısında bize
farklı dualarda bulunmamalı. Evet. Allah muhafaza buyursun. Bütün acentalar için de söylüyorum. Kesinlikle niyetimiz bu noktada halis. Herkesin en güzel bir biçimde umreye gitmesini, en güzel bir biçimde ibadetini yapmasını ve o imkanı bizim sağlamamız ve en uygun rakamlarla inşallah Rabbim hizmet edebileceğimiz insanları götürmeyi bize nasip etsin. Evet. Bu cümlenin altını çiziyorum. Evet. Şimdi şu an mesela günümüzde şu anki hadiselerden olduğu için özellikle söylemek istiyorum. Konyaspor maçıyla ilgili işte Konyalılar yoğun bir teveccüh gösterdiler maça. Evet. Konya'mızdan direkt uçaklar kalkıyor. Direkt uçaklar kalktı. Malum ülkelerde maçı izlemek için gittiler, bulundular. Yani imkan isteyince, çabalayınca, gayret edince oluyor. Maç için nasıl bir imkan, fırsat, zaman bulabiliyorsa ümre için de zaman ayırmak. Şunu belirtmek lazım ama Türkiye'de önemli. Şu anda Konya en ön sıralarda elhamdülillah. Tabii. Yani uçakların kalkmasıyla, umrecilerin sayısıyla, her şeyle en ön planda. Hatta şunu bile diyebiliriz. Konya yani bu işin merkezi konumunda bir yer hamdolsun. Zaten İç Anadolu'da çoğu illerin de Konyalı acentalar üzerinde yürüdüğünü biliyoruz. Evet. Yürüttüğünü biliyoruz yani. Şimdi peki siz başarılı bir girişimcisiniz. Elhamdülillah bu zamana kadar belli bir çizgide devam ediyorsunuz. İlkelerinizi, taviz vermeden ilkelerinizden devam ediyorsunuz. Şirket olarak adımı nereye, ne düzeyde getirmek istiyorsunuz? Turizme ne katkı sağlamak istiyorsunuz? Turizm anlayışına ne yenilik getirmek hedefiniz var? Geleceği nasıl planlıyorsunuz? Vallahi güzel bir soru, onu söyleyeyim. Hattam Turizm'de inşallah dediğim gibi ilk önce herkese hizmet edeceğiz. En güzel biçimde hizmet etmeyi Rabbim nasip etsin. Birincisi o. İkincisi bu hizmeti karşılığından daha az ücretlerle inşallah hizmet etmeyi nasip etsin. Yani mesela 1000 liralık bir hizmetse biz 1500 liralık hizmet etmeyi inşallah bu konuma gelmeyi. Nasip olursa Konya'mızda ve bütün Türkiye'deki insanların orayla buluşmasını sağlamak. Bunun için ayrıca özel programlar organize etmek. Daha önce ifade ettik işte 20 Nisan tarihinde verdim hatta. Miraç Kandili'nde orada geçireceğiz inşallah. Evet, biz de orada olacağız uygun inşallah. Allah nasip ederse. Evet. Mayıs ayında mesela Hennestur uzun bir süredir yapıyor her sene. Çok ekonomik bir program var mesela. Yani maliyet söz konusu olmadan herkesin gitmesin. Bizim buradaki en büyük ileriye dönük dönüşümüz şu. Hem rızkımızı temin ederken hem de insanların bu manada buralarla buluşmasını, bu ibadette buluşmasını sağlamak. En büyük hedefimiz bu. Gençler ve yaşlılar hiç fark etmiyor. Ne olursa olsun ne kadar çok insanın oraya gitmesini sağlarsak bu bizim için çok güzel bir artı. Yani geleceğe dönük baktığımız zaman inşallah bu ibadetin şuurunda, İslam'ın şuurunda insanlar ortaya çıkması için çok faydalı. Umre özellikle genç kardeşlerimiz noktasında kendi şahsım başta olmak üzere söylüyorum. Motivasyonu en zinde tutan ibadetlerden biri. Yani bugün daha ne dediniz? Maça gidiyor, motive oluyor insanlar değil mi? Evet. Umre'ye de gidecek. Gitmesi lazım kesinlikle. Orada motive olacak, orada evet. Şuurlanacak, orada İslamlaşacak inşallah. Hakikaten çok fark ediyor. Biz bunu kendi şahsımızla ve diğer kardeşlerimizle çok rahat bir şekilde görüyoruz. Görmeye de devam ediyoruz. Bu mücadeleye de devam edeceğiz. Onu da söyleyeyim. Yani en büyük hedef bu zaten. Evet. Ne kadar çok insanı orayla buluşturabiliriz. Arabistan vizede koysa, kotada koysa biz onları bir şekilde deleceğiz, götüreceğiz, getireceğiz. En güzel bir şekilde hizmet edeceğiz inşallah. İnşallah. Geleceğe böyle bakıyoruz, umutla bakıyoruz. Ben şunu da ifade edeyim. İlerleyen dönemlerde daha çok talep olacağını ve daha çok kişinin gitmek için müracaatta bulunacağını sadece bizim için değil, Diyanet'te biliyorsunuz götürüyor. Bulunacağını tahmin ediyorum ve önemsiyorum, görüyorum yani inşallah. Evet. Bazı İslam ülkelerinde mesela devletin teşviğiyle yapılan organizasyonlar var. Biz de arzu ederiz ki işte devlet teşviğiyle mesela yeni evlenenlere devlet böyle bir... Endonezya hükümeti yapıyor bunu biliyorsunuz. Evet, Endonezya'da böyle bir olay var. Var bu evet. Noktada. İnşallah bir gün bizde de olur böyle uygulamalar. Bizim ülkemizde de yeni evlenen çiftlere işte bir haç hediyesi. Bizim ülkemizle alakalı kısa bir parantez şunu söylemek lazım. Tabii biz Türk Hava Yolları'nı tercih ederken de kendi yerimiz olması, kendi havayolu şirketimiz olması. Tabii milli kuruluş olması çok önemli bizim için. Tabii onlar da bu önemi biliyorlar herhalde. Rakamları da en üst seviyede tutuyorlar. Bu da çok şey yani tezat bir durum aslında. Onu da ifade etmek lazım. Evet. Avrupa'ya bugün 250 dolarlarla giderken 300 dolarlarla belki uçak evet. Bileti satıyoruz. Umreler bugün 500-600 dolarlarla gidiliyor. Bu bir farklı bir durum enteresan. Yani. Enteresan bir durum. Biz bunu çözmüş değiliz. Evet. Yani bu anlamda işte Arabistan'ın vize ücretleri vesaire
Yani şöyle söyleyeyim, yalın uçak bileti şey falan iyiyse belki yarı fiyatlarla gideceğiz. Tabii ki. Herkesi götüreceğiz ama iş böyle bir şey yapıyor ki. Yani gerçek fiyatlar olmuş olsa. Tabii gerçek fiyatlar olsa bunların çok çok aşağısında olacağını tahmin ediyorum. Bazen şu da oluyor. Diyorlar ki siz çok para kazanıyorsunuz. Çok fiyatları yüksek, çok para kazanıyor. Hakikaten işin içine girdiğiniz zaman durum böyle değil. Onu belirtmek lazım. 25 gün boyunca hizmet ettiğiniz birinden almanız gereken bir ücreti almıyorsunuz zaten. Bunu söyleyeyim. Zaten piyasanın rekabet durumları, şartları da ortada. Ama karşılığında gördüğümüz şey çok farklı. Yani biz hükümetimizden, ülkemizden bu anlamda bu işin daha kolaylaştırılması, rakamların daha geriye çekilmesini, hatta Arabistan'da da belli görüşmeler yapılıp bunların ortadan kaldırılmasını arzu ediyoruz. Evet. Burada Diyanet var, TÜRSAP var, farklı kurumlar da var. Onlarla beraber böyle ortaklaşa çok daha farklı bir havuzda daha uygun rakamlar, daha uygun imkanlar çıkabilir tahmin ediyorum. Bu arada TÜRSAP'a değinmişken geçtiğimiz evet. günlerde TÜRSAP'ın da seçimleri oldu. Tabii. Onunla alakalı sizin bir değerlendirmenizi alalım. TÜRSAP seçimleri önemli. Biz herkese hayırlı olmasını temenni ederim Konya'da. Biliyorsunuz bizim birliğimiz turizm ajantalarının. Kazım abimiz, Kazım Bey tekrar başkan oldu. Geçtiğimiz dönemde de o başkandı zaten. Kendi genel müdürümüz Cengiz Dağdeviren Bey ile beraberler yönetimde, onlar da beraber. Biz de inşallah yönetimdeyiz. Onları destekledik. Onlar da seçimi kazandılar. İnşallah hayırlı olur. TÜRSAP'a da çok büyük görevler düşüyor. Pazar günü çok güzel bir mesela bir çalışmaları var. Dünya dışında farklı ülkelerden gelenleri evet. birleştirecekler nasip olursa. Biz de orada olacağız. TÜRSAP'ı önemsiyoruz. Hayırlı hizmetleri yapacağına, turizmin önünü açacağına, farklı organizasyon yapacağına inanıyoruz. Bu noktada ümit varız. Şunu söyleyeyim, önümüzde Şebi Arus törenleri var biliyorsunuz. Onunla alakalı da güzel girişimler var. İnşallah olacak. Evet. TÜRSAP'ın bu noktada hani belki üzerinde durması gereken konulardan bir tanesi. Artık bu Şebi Arus törenleri Konya dışına taşmaya başladı. Güzel belki genel mahallede değerlendirildiği evet. zaman ama işin merkezi Konya olması gerekiyor. Bu noktada TÜRSAP'a diğer acentelere görevler düşüyor. Kesinlikle. Konya Mevlana şehridir. Konya Şebi Aruz'un merkezidir. Bu işin başkenti Konya'dır. Konya'da olması gerekiyor. Evet. Diğer illerde bu olay organizasyon olduğu zaman da Konya'yı bu etkiliyor. Sizin de üzerinde durduğunuz gibi. İnşallah Kazım Bey'le de TÜRSAP yönetimiyle de böyle görüşmeler sürekli devam ediyor. Evet. İnşallah bunun üzerine duracaklarını tahmin ediyorum. Çünkü geçtiğim sene biraz daha mesela gündüzleri de seanslar vardı. Bu sene o seansları da biraz azalttılar. Tabii şunu da belirtmek lazım. Konya'da olup da Şebi Arus törenlerine gitmeyen de çok kişi var. Evet, onu da belirteyim. Mevlana'ya gitmeyenler de var. Evet. Mevlana türbesi ayağımızın dibinde. Merkezde. Hepimiz oradayız. Biliyorsunuz yanılmıyorsam Topkapı Sarayı'ndan sonra en çok ziyaret edilen Doğru, müzedir evet. Mevlana Müzesi. Evet. Bu müzemizi niçin biz ziyaret etmiyoruz Konyalılar olarak biz onu da anlamış değiliz. Evet. Mevlana'ya sahip çıkma anlamında. Belki işte turizmciler birliktelikleri, bu tarz TÜRSAP gibi birliktelikler bunları daha fazla gündeme getirirse biz kafa yorduklarına inanıyoruz. Siz de bu noktada orada yönetici pozisyonundasınız. Kısmi olarak belki müdahale etme imkanınız İnşallah. Var. Sizin de bu noktada gayret göstermenizi Kesinlikle. Arzu ederiz. Kesinlikle. Biz size misafir etmekten çok memnun olduk. Sağ olun. Biz şeref duyduk, onur duyduk. Haddam Turizm olarak başarılar diliyoruz. Şahsınızda size hayırlı işler, bol kazançlar diliyoruz. İnşallah hayırlı hizmetlerinizin devamını Cenab-ı Allah nasip eder diye Amin, dua ediyoruz. Inşallah. Programımızın sonuna gelirken sizin son olarak söylemek istediğiniz, seyircilerimize paylaşmak istedikleriniz var mı? Ben teşekkür ediyorum. Böyle bir programda bizi de konuk olarak aldığınız için Sami Bey. Özellikle sizin şahsınızda. Evet. Kanal 42 televizyonunda uzun bir süredir ciddi anlamda takipçisiyiz. Hakikaten yükselen bir yıldız şeklinde devam ediyor. Yükselmeye devam ediyor. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir programı organize ettikleri için. Ve bütün ekranları başında bizleri izleyen, başta öğretmenlerimiz olmak üzere herkesin de gününün mübarek olmasını, haftasının mübarek olmasını, yılının mübarek olmasını temenni ediyorum. Nice günlerde hep beraber umrelerde buluşmak ümidiyle diyorum. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlarınız olsun. Efendim zirve programının sonuna geldik. Çok kıymetli bir konuğumuzu ağırladık burada. Kıymetli dostum, kardeşim Eyüp Kamil Kaysi Beyefendi. İnşallah hayırlı işler, bol kazançlar diliyoruz. Haddam Turizm olarak kendisine.
Bu arada her akşam ben ilgiyle takip ediyorum. 7.30'da Kerem Işıkhan'la ana haber bültenini size de tavsiye ediyoruz. Gerçekten dün akşam da kendisine teşekkür ediyoruz. Çok güzel konulara temas etti. 7.30'da kaçırmamanızı tavsiye ediyoruz haber bültenimizi. Efendim herkese hayırlı akşamlar diliyoruz. Zirve programı burada bu hafta sona erdi. Haftaya yine çok kıymetli bir konuğumuzu burada misafir edeceğiz, ağırlayacağız. Haftaya görüşmek üzere, hayırlı akşamlar.